Fonksiyon sorusu ama aslında mutlak değer yorumu yapacağız. X yerine 3 yazdığımızda 3 eksi 2 dışarı nasıl çıkar? 1. X yerine 3 yazdığımızda dışarı 3 diye çıkar. Böylece f3 eksi 2 oldu. Sonra bir de f eksi 2'ye bakalım. X yerine eksi 2 yazarsak eksi 4 dışarı arkadaşlar 4 olarak çıkar. Yine eksi 2 yazdığımızda 2 olarak çıkar. Bir de önünde eksi var. 2 oldu. Bunların toplamı mı farkı sorulmuş. Eksi 2'den 2'yi çıkaracağız. Cevabımız böylece eksi 4 oldu A şıkkı. F fa eşittir 0 ne demek arkadaşlar? Hemen söyleyelim. X eksenini kesen bir nokta demek. Şimdi o şartlar altında fonksiyon olacak tamam mı? Ee, yanlıştan başlayayım hemen. Bir kere şu fonksiyon bile değil. Çünkü grafiği düşey doğrular iki noktada kesiyor. Bu fonksiyon değildir. Üçüncüsü evet bir fonksiyon ancak ne demişti bize? Aynı zamanda f(a) eşittir sıfır olsun. Yani grafiği böyle bir x ekseninde kessin arkadaşlar bir noktada en azından. Bu olmadığı için yoksa fonksiyon bu. Ama bak burada evet gerçekten fonksiyon grafiği iki noktada x ekseninde kesiyor. Aynı zamanda düşey doğrular grafiği tek noktada kesiyor. Doğrudur bu bir fonksiyondur. Yalnız bir oldu a şıkkı. Bu dört işlem sorusu arkadaşlar. Normal ee, x gördüğünüz yere şöyle bakın. fx artı gx olduğunu bilin bunun. Sonra fx eksi gx olduğunu bilin. Buna göre x gördüğünüz yere a yazacaksınız. fa artı ga arkadaşlar 3 ee, b. Sonra fa eksi ga da kaçı eşitmiş? 3'e eşitmiş. Bakın burada gördüğünüz gibi. Sonra buradan yararlanarak taraf tarafı toplarsak 2 tane FA neye eşit olur? B artı 3'e. Yani FA B artı 3 bölü 2 gelir. Sonra taraf tarafa çıkarırsam şöyle yapayım onu da. Bu sefer FA'lar gider. 2 tane GA B eksi 3 olur. Yani GA da B eksi 3 bölü 2 gelir. Şimdi F çarpı GA ne demek? FA çarpı GA eşittir 4 demek. FA'yı ne bulduk? B artı 3 bölü 2. G' aynı bulduk, b eksi 3 bölü 2. Buradan da b kare eksi 9 bölü 4 eşittir 4. b kare 16 artı 9'dan 25, b zaten x ekseninin üstünde kalıyor. pozitif olmalı D 5 geldi c eşittir. F1'i tekamle dahil edebiliyor muyuz? bakalım Evet, gerçekten x'e 1 verdiğimizde, Alt sol tarafta x'e 1 verirseniz f1 oluyor. Sağ tarafta x'e 1 verseniz yine f1 oluyor. Böylece tek hamlede halledebiliyoruz. İçler dışlar f1'e k diyeyim şimdi her seferinde yazmayalım. 2k artı 2 eşittir 3k artı 9. Eksi 7 eşittir k geldi. A şıkkı oldu cevap. 0-2 aralığında arkadaşlar f bileşke g a'ya bir bakalım. Şimdi F'nin içinde G, A. 0, 2 aralığında uydurup bir değer yazacağım şimdi. Tamam 1 olsun mesela. 0, 2 aralığında G hangisi? Kırmızı olan. Burada arkadaşlar nereye geldi? 4 ile 6 arasında. Yine uydurup bir değer diyeyim. Mesela 5 olsun. 4 ile 6 arasında ya şimdi ona göre bir değer düşünelim. 5 dedik. F5'e bakalım şimdi. F5 nerede? 4 ile 6 arasında burada. Ha, bakın şimdi. F ne çıktı? 2'den büyük 4'ten küçük. Buna da işte 3.5 diyelim. Kenarda dursun. Hani 4'e de çok yakın ya o yüzden yaptım. Şimdi bu B olarak geldi. Gelelim C'ye. G'nin içine ne yazacağız? F, A. Burada şunları sileyim artık. Karıştırmasın kafamızı. Şimdi arkadaşlar burada hemen bulalım. F, A nedir? 0 ile 2 arasında demin demiştik ya 1 olsun. Burada bakın 2 ile 4, 4 arasında 2.5 diyeyim. 2'ye daha yakın olduğu için. Şimdi artık G İki buçuğa bakacağım. İki buçuk için G nerede? Burada. Kırmızı olan. O da dörtten büyük geldi. Dörde yakın bir şey. E, dört buçuk diyelim arkadaşlar. Bu da C olsun. O zaman bakın C büyüktür. B büyüktür. A sıfırla iki arasında ona da bir demiştik. C büyüktür. B büyüktür. A oldu. Güzel bir grafik okuma sorusu arkadaşlar. Hangi şık oluyor? A şıkkı. A'dan B'ye F1 3 olacak. F4 de 8 olacak şekilde birebir fonksiyon. Birebir fonksiyon arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. 2 kişi var. Bunlar arkadaşlar 4 koltuğa oturacaklar. Tabii ki üst üste oturamayacaklarına göre. Birinci kişi istediğinizden başlayın. o, o sorun değil. 2'den başladınız diyelim. Kaç hakkı var? 4. Şimdi bir tanesi diyelim 2 4'e gitmiş olsun. 3'ün kaç hakkı kaldı? 3. İşte arkadaşlar birebir fonksiyon böyledir eşittir. A tane insan B tane koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? A çarpı B çarpı C diye falan gider. Bu da öyle. 4 çarpı 3 diye durduk. Cevabımız B şıkkı oldu. Bağıntısıyla verilen F fonksiyonunun gerçek sayılardaki en geniş tanım kümesi A'ymış. Tanım kümesi nedir arkadaşlar? İçeriği tanımsız yapmayan değerleri almak demektir. Bu kare köklü sayı olduğu için bunun içerisi ne olmalı? Sıfırdan büyük veya eşit. Böylece 1 büyük eşit x olur. Eksi 1 küçük eşit x küçük eşit 1 olur. Ne yapıyorduk? Bir eksilisi bir artılısı diyorduk. Şimdi gördüğünüz gibi bunu böyle hallettik arkadaşlar. Görüntü kümesi için de şunu söyleyeceğim. Bakın şimdi içerisinin arkadaşlar alacağı en küçük değer nedir? Bu mutlak x ya. Mutlak x'in alacağı en küçük değer burada gördüğünüz gibi 0 oldu. Eksi 1 ile 1 arasında x'e değer verdiğin zaman en küçük kaç olur? Tabii ki 0. Haliyle 4, 1 eksi 0'dan 4 kök 1 zaten 4'tür. Böylece fonksiyonun alabileceği en büyük değer 4 geldi arkadaşlar. En küçük değere bakalım. Onu da nasıl anlayacağız? En küçük değer içinde arkadaşlar. X'e 1 verirseniz burası en az olur. 1 eksi 1'den 0 olur. 0'ın kare kökü de 0'dır. Demek ki bu fonksiyon arkadaşlar 0'dan 4'e kadar görüntü kümesine sahipmiş. Şu eksi 1 ile 1 aralığı tanım kümesi. Görüntü kümesi 0 ile 4 aralığı. Bunların kesişimi arkadaşlar ne yaptı? 0 kapalı 1 kapalı açık aralığı A şıkkı. Sabit fonksiyon ne demektir arkadaşlar? İçinde x değişkeni olmaması lazım. Bir kere x küp diye bir şey olmaz. O yüzden onu silelim. 3 diyelim. Böylece A 3 artı 1 4. X artı 2 oldu. Şimdi burası da BX artı 3 oldu. Gördüğünüz gibi e, X'lerden hemen X küpten kurtulduk ama X'ten kurtulamayacağız. Çünkü katsayı sayı 0 olamayacağına göre. Böylece ne yapacağız burada? Yani katsayı sayı 0 olamaz derken. Burada 4'ü 0 yapma hakkımız yok. Hadi burada değişken olduğu için değiştirdik sıfır yaptık. Ne diyorduk? X'lerin kat sayılarının oranı sabitlerin oranına eşit olur. Buradan da b 6 gelir. Gerçekten bakın göstereyim. 4x artı 2 bölü 6x artı 3. Bu 2x artı 1'in 2 katı. Bu 2x artı 1'in 3 katı. Kesir 2 bölü 3 geliyor arkadaşlar. Cevabımız da böylece 6 oldu. Bu soruya basit uyduruk çözümler yapılabilir arkadaşlar ama ben size düzgünce anlatayım hem bir bilgi de vermiş olayım. Burada yorumumuz şu olmalı. Y'nin kat sayısı pozitif olduğunda denklemin geri kalanından büyük veya büyük eşitse ne olduğu önemli değil. İster x'li olsun ister xsiz olsun. Denklemin geri kalanı her şeyinden büyük olduğunda arkadaşlar grafiğin üst tarafı taranır. Eğer y'nin kat sayısı pozitif olduğunda küçük veya küçük eşitse bu sefer grafiğin alt tarafı taranır arkadaşlar. O yüzden bu soruda şuna dikkat etmemiz lazım. Y'nin katsayısı pozitif olduğunda B'nin pozitif olduğunu varsayarsak grafiğin alt tarafı taranmalı. Burada da Y'nin kat sayısını pozitif kabul ettiğimizde grafiğin üst tarafı taranmalı. Ama dikkat edin lütfen. İki grafikte de arkadaşlar görüyor musunuz? Grafiğin altı taranmış. O zaman burada üstü taranması gerekiyorken altı taranmasının sebebi ne? İşte olay şu. DY'yi öbür tarafa atıyorsun d'ye artık d negatif olduğu için bir de bunu eksiyle çarptığımızda eksi -d'ye pozitif olur. Bakın şimdi denklemin geri kalan kısmından küçük oldu. Bu yüzden d negatifmiş. D olduğu gibi olduğu için problem yok. Bu da pozitifmiş. Birinci yorumumuz bu. İkincisi bir doğrunun eğimi sola yatıkken negatiftir, sağa yatıkken pozitiftir. Şimdi X artı B'ye eşittir A dersek yani doğrusal olarak bakalım eşitsizliği boş verelim. Şimdi bir doğrunun eğimi nasıl bulunur? Y'yi yalnız bırak X'in kat sayısı. Y'yi yalnız bırakmak için attığım öbür tarafa X'i sabitle işiniz yoktur eğim bulurken. Şimdi her iki tarafı eksi e, burada B'ye bölelim. Eksi 1 bölü B oldu. Bu doğrunun eğimi arkadaşlar B pozitif olduğundan dolayı ne geldi? Eksi bölü artıdan eksi demek ki bizim birinci eşitsizliğimizin grafiği buymuş. Çünkü eğim negatif sola yatık oldu. Demek ki diğerini hesaplamama gerek kalmadı. Artık bu da arkadaşlar şu grafiğimiz oldu. Şimdi inceleyelim. İkisi de arkadaşlar x'e e, y'ye 0 verdiğimizde x'e negatif tarafta kesiyorlar. Y'ye 0 ver x eşittir a geldi. A o zaman neymiş negatif. İkinci grafiğe bakalım. Y'ye 0 ver x eşittir c. E bu da arkadaşlar x'i bakın negatif tarafta kesiyor. Bu da eksi oldu. Demek ki burada arkadaşlar b pozitif, a negatif, c negatif, d de negatif geldi. Hangi şık buna uyuyor? C şıkkı. n'in tersi bileşke, f'nin tersi bileşke x eşittir. 2x artı 3 gx verilmiş. Bakalım fx nedir diye. Şimdi arkadaşlar g'yi sağ tarafa atabiliriz değil mi? F'nin tersi x böylece ne olur? G 2x artı 3. Güzel. Ben artık x gördüğüm yere 2x artı 3 yazarsam burası da eksi 7 oldu. 8x 12 eksi 7'den artı 5. Şimdi bu fonksiyonun tersi. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. O yüzden ne yapacağım? Tabii ki x'i yalnız bırakacağım. F'nin tersinin tersini almak için. Y eksi 5 bölü 8 eşittir. X olacak fonksiyonun kendisi böylece x eksi 5 bölü 8. Hatırlayalım f'in tersinin tersi kendisi. Buna göre cevap hangisi şık oluyor? E şıkkı. Biraz kural olarak bence bilin arkadaşlar bunu. F ile G fonksiyonları ayrı ayrı birisi tek birisi çiftse bunları bileşke yaptığınızda bunlar arkadaşlar çift fonksiyon olur. Çok basit bir örnek. Hani nasıl yani derseniz fx x olsun. Hatta x küp olsun biraz değişik olsun. g(x) de arkadaşlar x kare olsun. f bileşke g(x) demek x'in yerine artık ne yaz demek? x kare yaz demek. x karenin kübü de bakın ne oluyor? Üstün üstü çarpılır. x üzeri 6. Bu yüzden E şıkkı diyebiliriz cevaba. f tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örten bir fonksiyondur demiş. f'in tersi 2 demiş ya. Biz hemen orayı ne yapacağız? Öbür tarafa atıp F1 eşittir 2 yapacağız. Ters fonksiyonla böylece uğraşmayacağız. Burayı 1 yapmanın yolu nedir? 2 üzeri x eksi 3 1 ise 2 üzeri x 4'tür arkadaşlar. X'e bakın 2 verdik. Böylece F1 eşittir. 6 eksi m bölü 2. F1 zaten 2'ye eşitmiş. Eşitledim. 6 eksi m 4'e eşit. M de buradan kaç oldu? 2. B şıkkı. Soruyu çözmeden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, v sorularında çarpılır. veyalarda toplanır. Bazen çünkü bazı arkadaşlar soruyor neden çarpıyoruz diye. Örnek. Diyelim Ali iki tane e, ana yemekten bir tanesini seçecek. Üç tane tatlıdan bir tanesini seçecek. O zaman iki çarpı üçten altı hakkı vardır. Ama Ali iki ana yemekten ve 3 tane çorbadan bir tanesini seçerse işte bu 2 artı 3'ten 5'tir. Neden? Ana yemekten birisini de seçebilir. Çorbadan da birisini seçebilir. Veya araya girdiğinden burada toplarız. Aradaki fark ufak şekilde budur arkadaşlar. Dolayısıyla burada artık a'ya 1 verdiğimiz zaman karesine yapıyor? 1. Haliyle karesi 1 olduğu zaman 15 daha küçük olması için 2 3 4 5 6'dan ne yazsak olur? Yani A için 5 tane değer var. Hepsine gidebilir E A. Sonra A arkadaşlar kaç olacak? 2 olacak. A 2 olursa A kare 4 olur. E yine buraya 4 yazdığınızda 2 3 4 5 6'dan hangisini alırsanız alın çarpımları şey toplamları 15'ten küçük olur. 5 değeri de alır. Burada artık 2 şöyle okla yapayım. 1 5 yere gidebiliyor. 2 5 yere gidebiliyor. 3'e geldi sıra. 3 için ne diyeceğiz? Bu da arkadaşlar karesi 9 olduğu için tabi burada artık alabileceği değerler 2. Efa'nın 3 ve 4 ve 5. 6 olursa toplamları 15 yapıyor. Bu da 4 yere gidebiliyormuş. Böylece çarpımları arkadaşlar 100 oldu fonksiyon sayısı C şıkkı. Daha iyi anlamak için permütasyon sayma ilkesi arkadaşlar çalışılmalı. Adım adım gidelim. A değerinden başlayalım. Bakın şimdi burada arkadaşlar. F A eksi G A neye eşit? Burada sıfıra eşit. Bu ne demek? F A eşittir G A demek. Bu arada F fonksiyonu hangisi? Kırmızı olan. A noktasında F fonksiyonu pozitif değer. O zaman arkadaşlar g fonksiyonu da pozitif değerdir. Birincisi doğru. Geldik ikinciye gb. Dikkatli olalım şimdi. Burada fb aynı değer. Bakın ikisi de aynı bir y değerine gidiyor. fb eşittir. fb eksi gb. Bunlar giderse gb arkadaşlar buradan sıfır olur. Yanlış oldu. Şunları bir sileyim. Son olarak c'ye bakacağız şimdi. F hangisiydi bu? Fc arkadaşlar sıfır olmuş. Sonra Fc eksi Gc'ye bakalım. Bir pozitif değer. Şimdi Fc eksi Gc sıfırdan büyük bir değer. E bu zaten sıfırdı. Demek ki eksi eksi yani Gc de negatifmiş. O zaman bu da yanlış oldu. Cevabımız yalnız bir A şıkkı geldi. Her x eleman eksi 12 ile 12 arasında fx mutlak x'e eşitmiş. Bir de arkadaşlar fonksiyon periyodik bir fonksiyonmuş. 24 arttığında ya da 24 eksildiğinde fonksiyon aynı fonksiyon oluyormuş. Örnek f3 arkadaşlar f eksi 21 eşittir. Ya da f3 arkadaşlar buna 96 eklesek 99 eşittir. Yani 24'ün katlarını eklersek veya çıkarırsak fonksiyon değişmiyor demek. 141'in buna göre e, ne söyleyebiliriz? 120 artı 21 değil mi? Neden öyle yaptım? Çünkü 120 şey 141 120 artı 21 eşit. Zaten 24'ün 5 katı olduğu için bunu F21 olarak düşünebiliriz. Ama F21 tanım aralığında değil. Ne yapacağım? 1 24 çıkaracağım. O zaman 24 çıkarınca F-3 de bu değere eşit olacak. F-3 de neydi? Mutlak eksi 3. Cevabımız böylece arkadaşlar 3 oldu. basically